İkinci Dünya Savaşı'nda çocukluğunu geçiren Harry Gregg, içinde kurtarma hissiyle yaşar. Önce yeteneğiyle ailesini savaştan, yokluktan kurtarmaya çalışır. Sonra da futbol sahalarında golleri kurtaran bir kalecidir. Ne kadar hüzünlüdür kalecinin hayatı. Eduardo Galeano ne kadar güzel söyler. Kaleci arkasındaki bir rakamıyla ya arkadaşlarının arasındaki başarısını ya da bir öğrencinin karnesindeki kırık notu gösterir. Harry Gregg kurtarmaya başladığı zaman golleri, yeteneği hemen kulaktan kulağa yayılır. İrlanda'nın en genç ve en yetenekli kalecilerinden biri olarak gösterilir, İrlanda karmasına seçilir ve İngiltere'nin Doncaster takımı Harry Gregg'le anlaşma imzalar. Aksilik bu ya. Anlaşmayı imzaladığı gün İrlanda karmasında çıktığı maçta 7 gol birden yer. Ama Doncaster'lı yöneticiler hiç önemi yok, biz sana güveniyoruz der. Doncaster'a transfer olur ve ilk maçta kolu kırılır. Ve 6 ay oynayamaz. Herkes ümidini kesmiştir. O ise her yediği tokatla sanki bir kez daha ayağa kalkmıştır. Doncaster dayanır ve der ki bizim kalecimiz sensin. Seni bekleyeceğiz. 6 ay sonra kaleyi teslim alan Harry Gregg arka arkaya 4 sene İngiltere'nin en iyi kalecisi seçilir. Tabii ki ona Manchester United kapılar açılır. Manchester United takımında kaleci Harry Gregg çok başka bir hüzünle karşı karşıya kalır. İngiltere Futbol Federasyonu Avrupa maçlarına sıcak bakmaz. Der ki Avrupa'nın herhangi bir takımıyla oynamak niye zevk veriyor ki size? En iyi maçlar burada, bizim ligimizde, İngiltere'de oynanır. İşte bu tavırda olan yöneticilerle Manchester United'ın hocası Matt Busby arasında gerginlik olur. Kızıl Yıldız ile maç yapmaya Yugoslavya'ya giden büyük takım Manchester United'ın hocası Matt Busby dönüş yolu için İngiltere Federasyonu'ndan anlayış ister. Münih'ten uçak kalkmamaktadır, kar yağışı vardır ve maçımızı erteleyin der. İngiltere Futbol Federasyonu, siz basit takımlarla oynayacaksınız diye biz kendi ligimizin organizasyonunu bozamayız. Gitmeseydiniz, gelmezseniz 3 puanınızı sileriz der. Matt Busby karlı hava şartlarına rağmen pilottan ricada bulunur ve 2 defa kalkmayı dener uçak. Beceremezler. 3. defa kalktığında ise tam her şey tamam derken 6 Şubat 1958 maalesef uçak düşer. 25 kişi o anda hayatını kaybeder. Ölenlerden 8'i Manchester United'lı futbolculardır. Uçak kazasının hemen ardından kaleci Harry Gregg kendisine geldikten sonra arkadaşlarını dışarı çıkarmaya başlar. Kalecidir o. Kurtarır herkesi. Tam herkesi kurtardım derken tanıdık bir ses duyar arka sıralardan. Teknik direktör Matt Busby. Ayakları sıkışmıştır. Harry Gregg sıkıştığı yerden hocasını kucaklar ve dışarı çıkartır. Tam çıkacakken dünyanın en güzel sesini duyar. Bir bebek ağlaması. Bebek ve anne uçağın en arka kısmında sıkışmıştır. "Hey Harry, uzaklaş oradan, patlayabilir." nidalarına rağmen Harry Gregg geri döner, anneyi ve bebeği kurtarır. Ardından Manchester United çok uzun bir toparlanma sürecine girer ve kendisini yıllarca başarıya ulaştıracak olan kadroyu kurmaya başlar. Genç oyuncularla başlarlar yolculuğa ve o kadar gençlerdir ki Matt Busby'nin takımına İngiliz basını Busby's Babies adını koyar. Manchester'ın uçak kazasının ardından kulübe gelen yardımcı hoca Galler'de maçı olduğu için seyahatte yoktur ve kutu kutu bütün her yerde hediyeler görür ve bazı kadınlar görür o hediyeleri tasnif eden. Sorar, bu kadınlar kim? Çalışanlarsa bizim onlara verecek paramız yok. Hayır efendim der kulüp yetkilisi. İngiltere'nin her yerinden yardıma geldiler. Bize gelen yardım kulelerini açmaya geldiler. İngiltere'nin ve dünyanın her yerinden Manchester United'a yardım yağmaktadır. Aradan 50 yıl geçer. 50 sene sonra o gün orada hayatını kaybedenlerin anısına yapılan törende Harry Gregg siyah paltosu, uzun boyu ve çenesi yukarıda mağrur bakışıyla arkadaşlarına bir kez daha veda etmektedir. Omuzuna bir el dokunur. Omuzuna dokunan 50'li yaşlarda gülümseyen bir beyefendidir ve elini uzatır. Harry Gregg tokalaşırken United taraftarı mısınız diye sorar. Adam gülümser. Hayır. O uçakta ağlayan bebeğim.